Merhaba, bugün sizlere çok rahatsız edici iki tane dosyadan bahsetmek istiyorum. Bunlar gerçekten rahatsız edici. Onun için önden bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu tür şeylere gerçekten hassasiyetiniz varsa lütfen ama lütfen bu videoyu izlemeyin. Benim bir önceki videom var, tanışma videom. Bir de sonra çektiğim bir video var, onları izleyebilirsiniz. Böylelikle izlenmeleri de artar. Aslında bugün hepimiz için biraz sert başladım sanırım. Benim de sürekli kaçtığım ve bunlarla ilgili dosyaları görmek istemediğim, beni çok ama çok yıpratan, karşıma çıktığı zaman gerçekten geceleri uykusuz kalmama sebep olan bir suç türünden bahsedeceğiz. İki tane dosya var elimde. İki dosyanın bir tanesi Türkiye'den, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suçlumuzun adı Andrew Yates, Türkiye'deki Lütfiye Alver. Belki duymuşsunuzdur ikisini de, belki de duymamışsınızdır. Ben ne olursa olsun ikisinin detaylarından bahsedeceğim. Peki niye bu konuyla ilgili konuşuyoruz? Yani neden çocuk öldürme konusu ve annelerin öldürdüğü çocuklar üzerine konuşuyoruz? Çünkü bunu özellikle ben bizim ülkemizde biraz es geçildiğini düşünüyorum. Bu doğum sonrası depresyon dediğimiz olayın ne kadar önemli bir şey olduğunu, doğum yapmış annelere, özellikle çok doğum yapmış, çok fazla çocuğu olan annelere ekstra bir saygı gösterilmesi ve özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Önce Andrew Yates'ten başlayacağım. Andrew 7, 5, 3, 2 ve 6 aylık olmak üzere 5 tane çocuk sahibi. Lütfiye Alver ise 8 ve 5 yaşında 2 çocuk sahibi. Biz burada neden bahsediyoruz? Çocuk öldürme, yani infanticide dediğimiz terim olarak da artık bahsedeceğim size. Bir durumdan bahsediyoruz. Filicide dediğimiz durumda çocuğun anne ya da babası tarafından öldürülmesi durumudur. Bu terimlerden sıkça bahsedeceğim için bunları en başta söylemek istedim ve hepimizin bilgisi olması gerekir bence diye düşünüyorum. Böyle bir konuyu anlatıyorsak eğer. Arkadaşlar, konuya geçmeden önce tekrar uyarı yapmak istiyorum. Eğer çocuklar için ekstra bir hassasiyetiniz varsa lütfen bunu izlemeyin veya dinlemeyin. Konuya geçersek, Andrew Yates bir banyoyu, bir küveti suyla doldurduktan sonra içinde 5 çocuğunu metodik olarak öldürüyor. Onları boğarak öldürüyor bu arada. Ve daha sonra acil servisi arıyor ve onlara çabucak eve gelmeleri gerektiğini söylüyor. Daha sonra da eşini arıyor ve ona da önemli bir durum olduğunu ve eve gelmesi gerektiğini söylüyor. Sonra polis memuru kapıya geliyor ve kapıya geldiği zaman ne olduğunu soruyor ona. Ve o da çocuklarını öldürdüğünü söylüyor. Olay bu. Şimdi bu olay üzerinden daha detaylı hale getirelim. Yani bu kadını bu noktaya getiren şey neydi peki? Onu bunu yapmaya iten, bir annenin çocuklarını öldürmesiyle sonuçlanan bu facianın altyapısında ne yatıyor olabilir? Bakalım biraz bunları inceleyelim şimdi. Yetsin bu yaptıklarını kolaylıkla itiraf etmesine, hatta bu suçları bir saatten daha kısa bir sürede işlemiş olmasına rağmen aslında background'una baktığımız zaman bu çocukları öldürmesine yol açan şey aslında içten içe yıllardır inşa edildiğini görüyoruz. Peki bu hikaye neleri barındırıyor? Tuhaf aile dinamikleri, işte kökten dinci inançlar. Hatta neredeyse Amerikan sağlık sisteminin şu anki berbat durumu bile bunun sebeplerinden biri. Peki bu hukuki olarak nasıl bir öneme sahip? Hukuki olarak şöyle bir öneme sahip. Yani bu doğum sonrası bozuklukların bu kadar ölümcül sonuçlara sebep olabileceği ve bu akıl hastası bireylerle uğraşırken adalet sisteminin de ne kadar yetersiz kalabileceği konusu aslında gözlerimizin önüne seriliyor. Bu iki davada bu yönden, yani hukuki açıdan çok önemli iki dava. Yetin kriminolojik olarak, psikolojik olarak, yani ikisi birlikte yürüdüğü için değerlendirmesi nasıl diye baktığımız zaman da aslında Andrew Yates ilk çocuğunun doğumundan kısa bir süre sonra bir bıçaklanma içeren bir halüsinasyon görüyor. Ve bu aslında akıl hastalığı belirtileri ortaya çıkmaya başlıyor bu durumla beraber. Ve ardı ardına çocuk doğurmaya devam ediyor. Dördüncü çocuğun doğumundan sonra aşırı dozda sakinleştirici alarak intihara teşebbüs ediyor. Başarılı olamıyor. Ama tabii bu durumun farkına varılıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Zihinsel olarak da, yani psikolojik olarak da bir takım aksaklıklar olduğuna kanaat getiriliyor ve hastaneye kaldırılıyor. Fakat semptomları düzelmeden de taburcu ediliyor. Çünkü şimdi sigorta sisteminin neden burada devreye girdiğini hemen söylüyorum. Çünkü tam bu noktada sigorta şirketi yatarak tedavi için ödeyeceği gün sayısını sınırlıyor. Şöyle bir şey var. Amerika'da sağlık sistemi gerçekten çok pahalı arkadaşlar.
Yani birçok kişi birçok hastalığını, işte estetik operasyonları vesaire yapmak için başka ülkelere gidiyor. Son dönemlerde hatta Türkiye çok popüler bu konuda. Buraya geliyorlar. Yani aslında bu Amerikan sağlık sisteminin nelere etki edebileceği, yani yanlış bir sağlık sisteminin daha doğrusu bir ülkede aslında bir şeylerin altyapısını nasıl kazdığını da görüyoruz. Ve bu durumdan tabii ki onlar etkileniyorlar. Yani sigorta şirketinin böyle bir şeyi karşılama talebini reddetmesi üzerine hastaneden ayrılıyorlar ve ona bir takım antidepresanlar reçete ediliyor. Bunları kullanmaya başlıyor. Fakat bundan sonra bir süre sonra ikinci bir intihar girişimi oluyor. Bunda da boğazına bıçak dayıyor. Kendi boğazına. Kendini yaralamaya başlıyor. Bunun sebebinin de ona etraftan bazı seslerin bu bıçağı alması gerektiğini söylediğini ve bunu yapması için ona baskı kurduğunu iddia ediyor. Peki daha sonra ne oluyor? Psikiyatrların tüm çabalarına rağmen, tüm uyarılarına rağmen aile 5. bir çocuk sahibi oluyor. Oysa ki onlara böyle bir şey olursa eğer, yani 5. bir çocuk olursa bu Andre'deki bir sürü psikozu tetikleyeceği ve çok kötü şeylere sebep olabileceği, sonuçların hiç iyi olmayacağı konusunda uyarılara rağmen 5. çocukları dünyaya geliyor ve akabinde de zaten bir süre sonra bu korkunç olay gerçekleşiyor. Aslında ona konulan bir sürü tanı var psikiyatristler tarafından. Bu tanılardan bazıları majör depresyon, şizofreni, bipolar bozukluğu, doğum sonrası depresyon gibi aklınıza gelebilecek bütün psikolojik rahatsızlıkların neredeyse tanısı Andre'ye konuyor. Peki sonra ne oluyor? Andre hapishanede 2 yıl boyunca çocuklarını öldürmeyi planladığını, bunun sebebinin de onlara iyi bir anne olamadığını, onların da bu yüzden gelişemediğini, şeytan tarafından işaretlendiklerini, bu yüzden cehenneme gideceklerini ve cehenneme gitmelerinin engel olmak için tek yolun onları öldürmek olduğunu söylüyor. Ve daha sonra kendi içinde şöyle bir söylemde bulunuyor. Devlet bana zaten idam cezası verdiğinde şeytan ölmüş olacak diyor. Aslında Andre o esnada buna ek olarak işte çeşitli duvarda, hapishane duvarlarında bir takım semboller gördüğünü, çizgi film karakterlerinin ona ne kadar kötü bir anne olduğunu söylediğini, bu tarz durumlar yaşadığını anlatıyor. Ama bunun yanı sıra akıl hastası değilim ben diyor. Hiçbir şekilde depresyona girmedim ve hiç ağlamadım diyor. Daha sonra tabii çok büyük bir dava başlıyor. Fakat daha sonra mahkumiyeti bir tanığın kovuşturma için verdiği ifade sonucunda bu kararı bozuyor. Mahkumiyeti bozuluyor mahkeme tarafından ve 26 Temmuz 2006'da akıl hastalığı sebebiyle beraat ediyor. Devlete ait bir akıl hastanesine yatırılıyor. Andre'in hikayesi bu şekilde. Şimdi gelelim Türkiye'deki dava dosyamıza. Şimdi burada 27 yaşında Lütfiye Alver'den bahsedeceğiz. Lütfiye 2 tane çocuk sahibi. Biri 8 yaşında, biri de 5 yaşında. Peki Lütfiye'nin olayı nasıl oluyor? Ankara'da bir semtte yaşıyor Lütfiye ve 8 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayarak 5 yaşındaki Beren'i de boğarak öldürüyor. Polisi arayarak çocuklarımı öldürdüm ve teslim olmak istiyorum diyor. Ve onlara bir takım psikolojik sorunları olduğunu söylüyor. İhbar üzerine olay yerine giden polisler gerçekten korkunç bir manzarayla karşılaşıyorlar. Çocukların cesedinin başında beklediğini görüyorlar Lütfiye'yi. O esnada zaten gözaltına alınıyor. Sorgulanmak üzere götürülüyor polis merkezine ve daha sonra da gerekli tahkikat yapılıyor hakkında vesaire ve hapishaneye gidiyor. Peki Lütfiye'nin hikayesi ne? Yani Lütfiye'nin background'unda yatan şey ne? Şimdi Lütfiye yaşanan bu olayın bir gün öncesinde eşiyle çok büyük bir kavga ettiğini söylüyor. Gürültüden dolayı hatta eve polis geldiğini iddia ediyor. Şöyle söylüyor: eşim eve uğramadan önce aynı apartmanda oturduğumuz anne ve babasının yanına gitmiş. Orada ailesi eşimi dolduruşa getirdikten sonra eşim üzerime yürüdü. Nedeni ise anneme bir miktar yolladığımız paraydı. Anneme eşimin bilgisi dahilinde kenarda duran altınlarımızı nakite çevirerek paranın bir kısmını birlikte yollamıştık. Eşim tartışmanın ertesi günü bana küs olarak işe gitti. Evde oturuyordum. Eşimle ve ailesiyle yaşadığım tartışmalar gözümün önünden film şeridi gibi geçti ve bir anda Beren'in boğazına sıkarak Kübra'yı ise mutfaktan aldığım bıçakla uyurken öldürdüm diyor. Olaydan yaklaşık bir saat sonra da teslim oldum diyor. Aslında baktığımız zaman neredeyse aynı. Yani çocuk sayılarının farkı dışında içerikler aslında aynı. Yani bu doğum sonrası depresyon dediğimiz şey ikisinde de, tabii ki ikisinin de backgroundlarında farklı travmatik olaylar vesaireler var. Fakat bu doğum sonrası depresyonun gerçekten çok tehlikeli bir şey olduğunu bize aslında gösteriyor. Sonuç olarak
şunlardan bahsedebiliriz. Ben bunlarla ilgili tabii ki bir sürü makaleye baktım ve gerçekten çok enteresan makaleler var bununla ilgili. Aslında bu filicide'ın çok boyutlu ve karmaşık bir örüntüsü vardır. Filicide ne demiştik? Anne ve babanın kendi çocuğunu öldürmesi olayı. Yani aslında çocuğa zarar veren kişilerin yabancılar olduğuna ilişkin yaygın kanının aksine çocuk cinayetleri büyük oranda ebeveynler tarafından işlenir. Evet, şaşırdığınızı biliyorum ama bu araştırılmış ve bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Ruh sağlığı uzmanlarının suç olarak değerlendirildiği için böyle mesafeli durduğu, bu kavramın risk etkenlerinin çok iyi anlaşılması, bu dinamiklerin çok iyi belirlenmesi, psikopatolojiler açısından çok iyi anlaşılması ve tartışılması gerekmekte. 2017'de 44 ülkenin verilerine dayanarak yapılan bir çalışmada çocukların öldürülmesinden %56.5 ebeveynlerin sorumlu olduğu, 1 yaşın altındaki çocukların tamamına yakınının ebeveynleri, yani %77.8'inin ebeveynler tarafından öldürüldüğü belirtilmiştir. Yani bu yapılan bir araştırmanın sonucu. Yani çocukların ebeveynleri tarafından öldürülme riski doğum sırasında, doğum sonrasında, aslında doğumdan sonraki o ilk dönemde çok yüksek. Ancak çocuklar ilişkilerinin doğası gereği daha sonra da ebeveynlerine karşı savunmasızlar. Çünkü en güvendiğiniz kişi anne ve babanızdır. Bunun için aslında bu konu her şeyden çok daha önemli bir konu. Bu karmaşık psikodinamik ve ailesel özelliklerin farkında olunması gerektiği, bu dinamiklerin çok çok iyi araştırılması ve tanıların çok iyi konması, filicide'ın önlenmesi konusunda en önemli adımlardan biri. Burada bu ebeveynlerdeki bu tetikleyicilerin tespit edilmesi, daha etkin, daha kalıcı müdahalelerin yapılabilmesi için sosyal hizmet uzmanlarıyla, çocuk psikologlarıyla ebeveynlerin aslında sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı var bizde genel olarak. İnsanlar bir takım rahatsızlıklarını kabul etmek istemiyorlar. Ve genellikle bunların çok geçici şeyler olduklarını düşünüyorlar. Doğum sonrası depresyon dediğimiz olay da bu şekilde. Bu lohusalık dediğimiz dönemde kadınların aslında yanında durulması gerekir ya, hani mesela bizim örf ve adetlerimize göre mutlaka yanında işte birileri olur. Aslında gerçekten tehlikeli bir dönemdir bu. Bir de düşünün ki, yani işte mesela 4, 5, 6 çocuğu olduktan sonra insanlar kendilerine yetemez hale geliyorlar. Bir şeylere yetişemez hale geliyorlar. Bu bir sebep midir tabii ki? Yetişememek, çocuklarını öldürmeye bir sebep midir? Tabii ki değildir. Ama şunu unutmayın. Her zaman cinayetin altyapısını oluşturan ve bu tetikleyicileri devreye geçiren etkenler vardır. Yani bunları inkar edemeyiz. Bu sizde, bende ya da bir başkasında bu şekilde olmayabilir. Fakat herkesin geçmiş dinamikleri, geçmiş yaşamları farklı olduğu için bu unsurlar farklı yönde tetikler. Bu iki cinayette de aslında baktığımız zaman, yani manşetlere, şimdi Türkiye ile ilgili olan kısımda ben basından işte bir şeylere baktım sadece. Fakat diğerinde, yani Amerika'daki durumda, hem bu konunu, yani bu konuyu direkt olarak araştırma konusu yapmış makalelere baktım, hem de davanın sürecine bakabildim. Gerçekten çok enteresan. Hukuk sisteminin bu tür davalarda gerçekten yetersiz kaldığı, psikolojik travmatik işte bu tarz şeylerin netleştirilirken, uzmanlar tarafından bir takım tanılar konurken gerçekten zorlanıldığı görünüyor. Uzmanlar da aslında, ruh doktorları da çok fazla girmek istemiyorlar. Yani çok fazla bu davalarda fikir beyan etmek istemiyorlar. Çünkü gerçekten çok zor şeyler bunlar. Çok zor davalar. Çok iyi çalışmalar yok buna dair. Yani aslında daha çok çalışma yapılmalı ve bunların çok daha iyi altyapıları araştırılmalı. Aslında bu durum İlk başta çok vicdansızca görünüyor ve anlaşılması zor gibi görünüyor. Deşmeye başladığınız zaman altından çıkanları gördüğünüzde biraz daha anlaşılır hale gelmeye başlıyor. Bu tabii ki bir sebep oluşturur mu? Yani bir çocuğu öldürmek için, daha doğrusu bir gerekçe midir? Tabii ki değildir. Ama insanları gerçekten bu psikolojik durumların nereye sürükleyebileceği, ne kadar tehlikeli şeyler olduğu aslında önüne geçilmezse, neler yapabildiği aşikar. Yani bu dosyalar, etrafımızda gördüğümüz birçok olayda da görebiliyoruz bunu. Zaten işte seri katillerde olsun, cinayetlerde olsun, yani bu kişilik bozukluğu durumu her zaman karşımıza çıkıyor aslında. Bu altyapıdaki sıkıntı, hastalıklı bu altyapı ilerleyerek devam edince çok büyük infiallere sebep oluyor. Memnun olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tabii ki o muhteşem sözü ben de söyleyeceğim. Kanalıma üye olmayı unutmayın. Like tuşuna da basın. Oradan işte abone mi ol vesaire bir şeyler var. Onların hepsini yaparsanız
Bildirim de gelir. Yaptığınız yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim. İnanılmaz mutlu ediyorsunuz beni. Okumak çok hoşuma gidiyor. Cevap yazmaya çalışıyorum, yani yazıyorum. Yapmaya devam edin bunu. Ben de bundan sonraki dosya ne olacak ona bakayım. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.